Mesela bir ara şey yapmıştı. Summit'ler oynamıştı Whitelist server'da. Çok keyifliydi o izlemesi. Yani cidden ben galiba Summit'i en çok ya bir onda bir de Sea of Thieves'e izlerken çok eğlenmiştim. Hayır bak Lord Kalimdor olay ghostlamak değil. Kendi server'ımı açtığımda olay şu oluyor. Mental olarak adam şey yapmıyor, sana saldırmıyor. Çünkü senin evini görüyor. Aa bu Batu'nun evi diyor. Şimdi ben bunu ghost, işte ben bunu raidlersem ghost damgası yiyip diye saldırmıyor. Ya anladın mı? Öyle salakça bir durum oluyor. Yani adamın mantalitesini değiştiriyorsun. Oyunun ruhu kayboluyor onda da yani. Yani şey yapmadı sürece, o damgayı sen vurmadı sürece. Hayır ama adamın kafasının arkasında var abi. Mesela hani ben yayında oynayacağım. Benim adam yerimi bilecek map'te, ona göre oynayacak. Var mı böyle şeyler yani? Ya dediğim gibi ben Rust'ı çok oynamak istiyorum ama yurt dışında Whitelist'i server bulmam lazım. Onu da bulamadım. Yani bulamadığım için de oynayamıyorum. Ama yurt dışında Whitelist'i serverde oynayan birisi varsa bana kefil olabilecekse veya nasıl başvuracağımı söyleyebilirse ben de gelirim. Bursak oynar mısın? Kesinlikle oynarım. Kesinlikle bak. Tek yani %100 söylüyorum. Bana yurt dışında whitelistli Avrupa'da whitelistli bir tane hangi ülke olduğu fark etmez. Bir server bulun. Ben Fuat'ı da ikna ederim. Beraber oynarız. Yani manyak gibi de oynarız. Ama işte yani ben bulamadım. Ben server aradım. Ben bulamadım. Hani Rust konusunda da çok fazla bilgim de yok şey olarak hani server'lar hakkında. O yüzden bilen birisi varsa bize bulsun. Biz de oynayalım. Aynı herif miydi bu? Az önce öldürdüğüm. Olamaz bu kadar hızlı item bulmuş kulaktan çıkıp item bulmuş olamaz diye düşünüyorum. Vay örürün. Çünkü Rust'ta çok güzel bir yayın içeriği çıkacağından da eminim yani. Rust'ın çok keyifli olacağından da eminim yayında. Oynanabilirse. Buralarda ben ölecekmişim gibi hissediyorum. Niye öyle hissediyorum? Evet, sniper veya roket mermisi yiyecekmişim gibi hissettim ama yemedim. Enteresan. Bu nasıl oldu? Yanlış
şey yaptım, abone olacaktım. Şuralık abone ol. Rastafight var, aylık 10 euro aylık. Alırım. Rastafight'lar ama... Bu arada alırım, ciddi söylüyorum, alırım. Ama Rastafight'lar benim bildiğim normal şeyler değil mi? Bakarız Rusty Fight'a. Primary objective accomplished. Recon shell secured. Abi dışarıda da başka adam sıkıyor. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Beat them down or capture the objective. PS5'in SSD farkı Xbox'ı ne kadar etkiler? Çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Exclusive oyunlar dışında çok etkilemez. Yani daha sonra ikisi de birbirinin aynısı çünkü PlayStation'da clock speed'i ve teraflop değerleri çok düşük. Onu da PlayStation SSD farkıyla kapatacak. Yani çok iki tarafta da çok büyük bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Şu an PlayStation 4 alalım, Xbox One X mi? Almam ikisini de. Yeni jenerasyonu beklerim. Kesinlikle almam. Jenerasyon bu kadar, yani One S, en üst düzeyleri almam. One S veya PlayStation Slim okey. Onlar düşünülebilir ama yani jenerasyon bu kadar yakınken kesinlikle eleşmem. Switch ayrı abi. PlayStation Xbox gibi soran arkadaş Switch almaz asla. Switch zaten niş bir kitlesi var. Switch isteyen adam zaten Switch istediğini biliyor. Keşke görsek Next Gen oyunları. Çok fazla Next Gen oyun görmeyeceksiniz. Yani ilk senede zaten birçoğu çıkmayacak. Yani yeni jenerasyonun ilk oyunları her zaman bok gibi olur. Hiçbir zaman yeni jenerasyonda iyi bir oyunla çıkmazlar. Hani çok az istisna alıyor. Halo 2 bundan bir istisnaydı. Başka da aklıma gelmiyor. Abi yine arkamdan. Adam avlamış beni. Var mı bu jenerasyonda? Hatırlatsanıza bana. Hani bir geçen jenerasyonlarda şey var mı? Infamous Second Son çıkan çıkış oyunlarından birisi değildi ve Infamous o kadar iyi oyun değildi. Second Son güzeldi ama çıkış oyun değildi Second Son. Önce 1610 Xbox One'ı şu anda 3500 dolar. %50 ekstra vergi. Killzone çöp mesela. Killzone yani bok gibiydi. Killzone niye patladı? Bok gibi oyundu oğlum Killzone. Killzone halo çakması bir oyundu yani. Yani jenerasyon başında hiçbir zaman güzel bir oyun yoktur. Gerçi bu şeyde değişecek. Halo Infinite var. Yine Halo Infinite büyük bir oyun olacak ama o da jenerasyona özel bir oyun değil. Öyle de bir şey var yani. Until Dawn PlayStation çıkış oyun değildi.
Battle Pass'in 5 günü daha var veya 4 günü. Godfall, birçok kişi Godfall'ı o kadar sevmeyecek bu arada. Siz yani Godfall'a birçoğunuz kaldırdı ama Godfall çakma bir Dark Souls. Yani o yüzden birçoğunuz sevmeyecek Godfall'a hepiniz böyle kaldırdınız ama Godfall o kadar böyle ağım şahım bir oyun olmayacak yani. Last of Us'ı izlemedim. Cast'i izlemedim. Last of Us'ı Cast'i izlemedim. Çünkü ilk defa oynamak istiyorum yani direkt. PS5 almamız imkansız. Yo alırsın, 7000 TL olur büyük ihtimalle. Ya abi şöyle bir şey var. Buna bir kimi katılır kimi katılmaz, bu benim görüşüm yani. İstediğiniz diyebilirsiniz ama bence PC, ortalama bir PC'niz varsa, ortalamadan kastım mesela hani 4-5 senelik bir PC'niz varsa konsol almanız çok daha mantıklı. Yeni jenerasyonda direkt çıktığı anda PC toplamaktansa sıfırdan. Ha, 12 senelik PC'm varsa benim tavsiyem yeni jenerasyonda direkt konsol al. Abi neyle Uzi ile sıktı? Radeon'un konsolda %50 ver geldi. Tam işte %20'ye inecek o Ekim ayında. Ekim-Kasım ayında. 7000 TL olacak abi. Benim tahminim 7000 TL gibi bir şey olacak. Yeni jenerasyon konsol. PS5 ve Xbox One X, Xbox Series X fiyatı çok farklı olur mu? Türkiye'de bilemem. Yurt dışında hayır. Adam AFK. Ay harbiden ha. Kasım ayında Amerika'ya gidip başkanlık... Of. Abi siz şey biliyor musunuz chat? Takip eden belki vardır. Şimdi Amerika'da şey nedeniyle, Covid nedeniyle, korona yüzünden. Evet, vuramadım. Benim chatte konuşurken beynim gitti yani. Adam da çok kötüydü. Yo Taylor doğru söylüyor bu arada. Ha neyse şey anlatıyordum. Amerika'da işte korona yüzünden bazı eyaletlerde mail in ballot diye bir şey olacak. Yani şeyine adam oyunu şeyle gönderecek. Posta. Posta ile gönderecek ve bu Amerika'da bayağı da olan bir şey, yeni bir şey değil. Hatta Trump'ın şu anda baş sözcüsü bile son 6-7 senedir böyle oy veriyormuş. Ondan sonra neyse, şöyle bir sıkıntı var. İşte bazı eyaletler şey yaptı işte, hani evet postayla da oy verebilirsiniz korona yüzünden filan dedi. Trump da şey diyor buna karşı mail. Ile postayla oy vermeye, çünkü o zaman Republican'ların şey düşüyor, oy oranı düşüyor. Twitter'dan şey diyor, postayla yapılanlarda hile hurda karışıyor, olmaz böyle şey filan diyor. Twitter'da da şöyle bir şey var, fake news gibi hani böyle sahte haberlerin altına Twitter bazı konularda bazı tweetlerin altına bu fake, doğru haber bu, fact check diyor. Abi Trump'ın tweet'inin altına fake check atıyorlar. Trump bir kuduruyor. Duvar deliriyor direkt. Kafayı yiyor, anlatamam yani. Direkt kuduruyor. Twitter'da Twitter'a sallıyor ama Twitter derken Twitter'a sallıyor.
Ondan sonra şey yapmaya başlıyor. Bir tane şimdi executive order mı ne imzalayacak? Sosyal medyayla alakalı, ama sıkıntı şu, First Amendment diye bir şey var. Yani birinci anayasa. O freedom of speech olduğundan bir şey değişmeyecek. Yani sosyal medyayı nereye kapatıyorsun? Çok komik ya, inanılmaz ya ama. Yani çok komik bir drama var şu anda. Abi Facebook'ta şey yapıyor bu arada. Bütün bunlar olurken Facebook'ta tabii ki de reklam paraları gitmesin diye diyor ki, bence sosyal medya fact check yapmamalı. Biz ne kimiz ki fact check yapalım, diyorlar. Zuckerberg yani. Bu arada işin komik tarafı, fact check'i de şey yapmıyor, Twitter'ın kendisi yapmıyor. Hani CNN'dir, carttır, cuttur, böyle bir şeyler yapıyor. Aa, Facebook ne bekliyorsunuz yani? Bu arada ha, dediğim gibi yani yeni jenerasyonda, yani 4 senelik bir PC'niz varsa o konsolu, o PC'yi güncellemek yerine 7000 TL'ye bence yeni jenerasyon konsollardan birisini almanız çok çok daha mantıklı. Şimdi belli illa her zaman çıkıyor. Abi oyunlar çok pahalı ama Game Pass var abi. Game Pass al. Xbox al, Game Pass al. 250 oyun. Hatta bugün de şey açıklandı, onu da söyleyebilirim. Dün konuşamadım onun hakkında. Dün de konuşmak istiyordum ama yeni jenerasyonda Xbox Series X'iniz varsa ay ölmedi. Yeni jenerasyonda şeyiniz varsa, Series X'iniz varsa 360 Xbox One ve eski, en eski Xbox oyunlarını, bazı oyunları, her oyunu değil, her oyunu oynayabileceksiniz. Geçmişteki. Ondan sonra onu geçtim. Oyunların hepsi HDR'lı gelecek. Otomatik. Onu da geçtim. Bazı oyunlar, her oyun değil, bazı oyunlar şey olacak. Şunu bir atayım ben. Bazı oyunlar 30 FPS ise 60, 60 FPS ise 100, 60 FPS ise 120 FPS olacak. Ama her oyun değil. Ya yani yavaş yavaş arttırılacak o oyun sayısı. Ha, PlayStation tabii ki de özelliklerini tamamen açıklamadı ama yani 3 aşağı 5 yukarı özelliklerin ne olacağını biliyoruz. Vereceği performansı biliyoruz. Yani teraflopunu, clock speed'ini, variable clock speed olmasını, ki ben hala ondan korkuyorum biraz, ama vereceği performansı biliyoruz yani. Yani o yüzden benim düşüncem, ben olsam amacım az paraya, Türkiye'de artık az paraya çok oyun oynamak herkesin amacı. Yani doğal olarak tabii ki de. Eğer PC'm, yani yeni bir PC'm yoksa ben direkt Xbox ortasında gideceğim. Ya uzağa vuramıyorum bununla. Düzgün silah yok mu? 7K daha az. 7K pahalı arkadaşlar. 7K'nın fazla olduğunu biliyorum ama yeni bir PC yapmanız, orta düzey bir PC şu anda 10.000 TL arkadaşlar. Sıkıntı o. Yani 7.000 TL'nin ucuz olmadığının farkındayım. Sıkıntı. Yani orta bir PC artık 10.000 TL. Yani 7K olup olmayacağı tamamen belli değil. Tabi dolar fırlar, bilmem ne olur. 7K benim tamamen kaynak, ben götüm. Abi altta da başka herif var. What the fuck?
7K 2060 PC dizebilirsin 3300X'li. Tamam diziyorsun ama o orta bir PC değil abi. Yani şöyle bir şey var. 4 sene sonraya gidecek bu PC. Yani konsol dediğin şey ilk jenerasyonun başında çıkan PC minimum 6 sene gidiyor. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. 2064 seviyeye gider. 2064 seviyeye gider ama 2064 seviye 4 sene high ve ultra grafikte gitmez. Sıkıntı o. Abi götürmez bak arkadaş, yani şöyle 2060 high ve ultra'da 4 sene götürmeyecek. Şu anda bile götürmüyor oğlum. Şu anda bile, şu anda bugün günümüzde çıkan şeylerde bile high ultra'da götürmüyor. 60 FPS. Yapmıyor yani. Yani ileriye dönük konuşuyorum yani. Amacım yani az paraya çok oyun oynatmak. Abi nasıl 2060 götürmezse ne alacağız? Abi işte yani yenileyeceksin. Ya bak 4 sene önceki karta bak. Şu anda 4 sene önceki kart ne var şu anda? Bir 1070 falan değil. 1070 falan 4 sene 4 4 4 sene diyorum. 960 falan değil 4 sene. 960 olabilir gerçi. 960 olabilir. 960'a bir baksana. Ya. 960 olabilir. January 22 2015. 1060'a bakalım. 1060 ne zaman çıkmış? 1060 değil. 1060 karşılaştırma için doğru bir kart değil. Enemy. 2016'nın sonları mı? 2000. Ama sonları ise 3 ay. 3 yıl oluyor şu anda o zaman. 1060'ın 18 Ağustos 2016. O zaman da 1060. Evet, 1060. Ya şimdi şöyle bir şey. 1060 şu anda mesela çıkan ne var güncel? Single player oyun. Mesela Cyberpunk. Cyberpunk Ultra'da 60 FPS oynatabileceğini düşünüyor musunuz? Her şey açık. Yol bu arada bak, medium high arasında 60 FPS'i çok rahat görürsün. Medium high arasında çok rahat görürsün bu arada. Medium high'da çok rahat görürsün. Yani benim anlatmak istediğim şey o. Konsol jenerasyon başında pahalı olsa bile konsol doğru seçim olabiliyor. Ama orada da oyun fiyatları dengeye giriyor. Tabii bir de şöyle bir şey var. Elinde PC var mı? Elinde PC yoksa PC almak zorundasın. Çünkü PC sadece oyun cihazı değil. Ama elinde 3 senelik, 4 senelik ortalama bir PC varsa, böyle hani oyun oynatamayan ama işini gören, o zaman şey yapabilirsin. Odyssey 2,5, 1,5 senelik oyun. Unstoppable. Yeni bir oyun değil. Abi şöyle bir şey var. GeForce Now evet güzel bir teknoloji ama orada kazanan bence ya PlayStation Now olacak ya da xCloud olacak. Yani GeForce Now'ın kazanabileceğini düşünmüyorum o savaşı. Şu anda PlayStation'ın daha hani PlayStation Now tam öyle bir cloud sistemi gibi değil. Tam olarak yapacaklar ama geçiyorlar öyle bir sisteme doğru. xCloud'da bayağı ilerliyor. Daha geçen gün 5 tane falan oyun geldi. Bakalım yani zaman gösterecek bunu. Yani Game Pass veya PlayStation Now gibi sistemler gelişmesi bizim yararımıza Türk oyuncular için. Tek şey söyleyebileceğim o. Çünkü yani subscription'lar ucuz oluyor en azından. Oyunlardansa.
GeForce'a bence PC'ye özel oyunlarda kullanacak. Yo, xCloud kullanır onlarda da. Çünkü yani Microsoft'a da geliyor. Game Pass'e geliyor. Zaten Game Pass'in içinde xCloud da olacak. Ama şöyle bir şey var. Yani düzgün bir internet olsa da server evinin yanında olmadığı sürece sen cloud'dan yine verim alamayacaksın. Öyle bir gerçek var. Bende 1 gigabit internet var. GeForce Now'dan hala delay hissedebiliyorum. Çok bariz hissedebiliyorum. Apex oynayamıyorum. Mesela bunu oynayamıyorum. Gerçi bu biraz daha iyi. Call of Duty daha iyiydi. Call of Duty daha iyiydi kalkmadan önce. Beta'dayken. Sonra kaldırdı Activision da. Ekran kartıyla FPS'e baz almamak lazım. Tamam, işlemci abi. Yani işlemci daha da kötü. Yani işlemci konusunda abi şöyle bir şey var. Konsol optimizasyonu PC asla ve asla geçemez. İmkanı yok. Yani optimizasyonda her zaman konsol çok daha iyi. Bilgisayarın konsollarındaki ultra sınırlı grafik ayarına yakını bile gelmediğini biliyoruz. Konsolun high medium arası olduğunu düşünmek yanlış. Ben de dediğiniz gibi sanata 4 sene içinde high medium'u düşürdüm. Bok atmak için atmıyorum. Tamam işte. Diyorum ki aynı iki oyunu aç. Optimize işte. Last of Us'ı aç. Last of Us'ı 1060'lı bir PC çalıştırabilir mi? Last of Us 2'yi 1060'lı bir PC çalıştırabilir mi? Bana bunu o grafikte çalışıp çalışmayacağını söyle. Çok basit yani, bu kadar. Yani en iyi örnek. Yani 8 senelik abi. Abi eksklusif olması fark etmez. Konsola çıkan oyunların hepsi daha iyi çalışıyor. Yani durum böyle. Hadi eksklusif olmayan başka bir oyun önereyim. Ne önereyim? Aklıma gelen mesela. Ne önerebilirim eksklusif olmayan? Red Dead Redemption abi. Aynen, Red Dead Redemption. Detroit. Detroit gerçi güzel bir örnek değil. Detroit'in genel olarak PC portu bok gibi. O yüzden yorum yapmak istemiyorum Detroit hakkında. Yani dediğim gibi konsol optimizasyon konusunda her zaman önde olacak. Her zaman. Adamın teki bana koşuyor. Gelme lan iblis. Gel lan iblis. Armor ver iblis. What the fuck is this? Third person'da PlayStation 5, Xbox One X arasında fark olur mu? Abi ilk gen yani şöyle söyleyeyim. Bence çok yakın olacaklar. Ama Xbox One X bir tık daha iyi çalışacak. Öngörüm bu. Çünkü şey beni çok korkutuyor. Onu tam detaylarına konsol çıktıktan sonra yorum yapabilirim. Şu anda yorum yapmam çok doğru değil. Tamamen teorik olarak konuşuyorum da. PlayStation'ın Variable Clock diye bir şey var PlayStation'da. Variable Clock da şudur. Konsol çok ısındığında işlemci ve ekran kartı hızını düşürüp konsolun soğumasını sağlıyor. Sonra tekrar optimal dereceye geldiği zaman devam ediyor. Aa, nasıl öldüremedim, kafaya vuramadım. Yani bu yavaşlatma olayı beni biraz korkutuyor. Açık açık söyleyebilirim. Keşke oradan ıskalaydım, aynen. Raxer, tamam işte şöyle bir şey var. Şehirde 60 FPS ile alabiliyorsun şeyde konsolda.
Tertemiz. 4K'da. 4K'da 30 FPS alabilirsin. 4K'da 30 FPS alabileceğini düşünüyor musun arkadaşın? Xbox şimdi ne oluyor? Başlamış yakıyor mu kendini? Xbox o kadar ısınmıyor. Tam fraksiyon bu bir şey değiştirmiyor. Verdiği güç diyorum hani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Daha iyi yapabiliyor diyorum konsol. Onu anlatmaya çalışıyorum. En yüksek grafik arıyorsan tabii ki de PC almak zorundasın. Ama ortalama bir grafik arıyorsan konsol her zaman daha öndedir. Geçemezsin abi. Ortalama bütçe yani ortalama şeyde konsolu geçebilen bir şey yok. Konsol her zaman en iyi fiyat performans üründür. Ama yani oyunda sıçıyor işte Türkiye'de. Bu arada şey yapmanıza gerek yok. 4K televizyon falan almanıza gerek yok yeni jenerasyon konsollar için. Öyle de bir gerçek var. En azından hem Xbox'ta hem PlayStation'da downscaling diye bir olay var. 4K görüntüyü yine 4K renderlıyor PlayStation veya Xbox. Sonra görüntüyü 1080'e sıkıştırıyor. Daha temiz oluyor. Super sampling gibi aynı ama downscaling oluyor. Yok işte oyun konusunda kesinlikle konsollarda oyun konusunda en büyük sıkıntı oyunun parası ama işte orada da Game Pass yani en azından Xbox'ı kurtarıyor. PlayStation'da da inşallah PlayStation Now Türkiye'ye geldiğinde düzgün bir fiyatta çıkacak. Orada dengeleyeceksin. Takapos işte sen şöyle düşünüyorsun da yurt dışında herkes konsol oynayabiliyor. Yani adam dedin ya sen CS Valorant diyorsun da adamlar oynamıyor. Hani yurt dışında mesela konsol bir adamlar PC almıyor direkt sadece konsol alıyor. Ve adam diyor ki ben Halo oynayacağım, Call of Duty oynayacağım, Fortnite oynayacağım. Mesela Fortnite'in Türkiye'de patlamamasının en büyük sebeplerinden birisi de o. Yani çünkü konsol oyunculuğu yok. Ya işte dediğim gibi olay tamamen şeyde bitiyor. Yani Game Pass bence çok mantıklı bir şey. Hani ben Game Pass'teki oyunları çok beğeniyorum. O yüzden Game Pass benim için çok mantıklı. Hani Red Dead Redemption bile var oğlum Game Pass'te şu anda. PC için değil, Xbox'ta var sadece. Xbox alıp sadece Game Pass'i idare etmek çok zor, her gün oyun gelmiyor. Tamam da şöyle bir şey var. Yani her yeni oyun gelmiyor ama 6 ay beklersen geliyor. Zaten şu dönemde arkadaşlar her yeni oyunu oynayamazsınız. Öyle bir para yok. Yani bir oyuncuysanız her yeni oyunu oynamaya çalışsanız cidden ayda çok rahat bir 15.000 falan kazanman gerekiyor. Minimum 15.000 falan kazanman gerekiyor. Yok öyle bir şey. Bekleyeceksin abi, bekleyeceksin yani. Zaten Game Pass'e geliyor elinde sonunda. Yapacak bir şey yok abi Türkiye'deki yani. Durum böyle. Ben de memnun değilim bundan. Ama durum böyle. PC Game Pass'e ne zaman gelecek? Red Dead Redemption gelmeyecek. Evet yani çok fazla beklediğiniz oyunları alırsınız. Yani mesela 3 ayda bir veya 4 ayda bir tane AAA oyun alırsın. O da çok beklediğin bir oyun olur. Onun dışındaki oyunların hepsini şeyde yaparsın. Onun dışındaki hepsini şeyden alırsın.
Game Pass'tan oynarsın. Bin param var şuraydı. Ve aynen bir de indirim kovalayacaksın, aynen öyle. Ha bir de şöyle de güzel bir şey var Game Pass'te. Game Pass üyesiyseniz bazı Game Pass'teki oyunlar mesela bazıları gidiyor. Her zaman kalmıyor. Mesela GTA vardı, GTA gitti, Red Dead Redemption geldi. Peki PC neden herkes oyun için düşüyor? Bunun matada Photoshop'a yani çok dayanır. Kebap Meister abi sen dinlemiyorsun galiba yayını. 2 saattir konuşurken diyoruz ki halihazırda bir PC'in varsa bunu yaparız. Hani 4 senelik 5 senelik bir PC'in vardır. Ama bunları şimdi 4 senelik 5 senelik PC'yi güncel oyunları oynamasını yenilemek zorundasın. Şu anda yenilemekte minimum 6000-7000. 6000-7000 olduğu için de ha bir de işte dediğim gibi yani cloud gaming de çok büyük faktör oynayacak yani PlayStation Now şu anda bir cloud gaming sunuyor tam olmasa da yani şey çok PlayStation Now çok enteresan, ne Game Pass ne cloud gaming arada bir şey böyle ama daha toparlayamadılar onu. Neyse Xbox'ın işte xCloud'u gelecek, Game Pass'i aldığınızda xCloud'a da üye olabileceksiniz yani ekstra bir para vermeniz de gerekmeyecek. Leak diyor, leak değil bu, açıklanmıştım baktım emin olayım diye. Emin oldum yani geçen gün leak diyeceğim diye. Buranın üst katı nereden çıkılıyor? Ya ben GeForce Nova 2,5-2 senedir falan kullanan bir insanım, gayet de memnunum. Ama yani xCloud çıkınca xCloud'a geçeceğim çünkü benim için daha mantıklı. Ama mesela GeForce Now'da tutacağım çünkü Disco Elysium falan xCloud'da oynayamıyorum. PSN Plus ayrı bir şey. PSN Plus çok ayrı bir şey arkadaşlar. PSN Plus, Xbox Live Gold ayrı. Multiplayer subscription onlar. Şu an bence konsol alınmaz. Veya bütçen yoksa PC'in yani 3000 TL PC toplayacaksan. Mesela bence şu anda 3000 TL bir PC toplayacaksan. Gerçi PC'ye ihtiyacın vardır. 3000 TL PC toplayacaksan PC'ye ihtiyacın var. Topla daha iyi. Peki PC'de Game Pass oyunları mı verecekler? Xbox Game Pass mi? Onu bilmiyorum. Hangisini verirse ona verirler büyük ihtimalle. Ya Türkiye'de oyuncu olmak çok zor. Şu an bu, her zaman bunu konuştuğumuzda ben çok üzülüyorum. Yani çünkü her yani zor oğlum, zor, cidden zor yani, mutsuz ediyor yani. Mesela şu an 3000 TL'lik bir PC toplamayın. Direkt almayın derim yani. Bekleyin derim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bunu derken de şeyden korkuyorum. Bekleyin diyeceğim. Dolar artacak. Adam 4000 TL yapacak ama o 3000 TL'si 4000 TL'ye denk gelecek. Böyle de bir korku var içimde bir de. Ya bu ve bu oldu yani. Yani şey gibi bu. Hani öyle bir tane Facebook meme'i vardı ya. O kadar eski Facebook meme'i bu. Hani babasından 1 dolar istiyordu. Babası niye 1 dolara ihtiyacım var diyordu. Ondan sonra pardon, babasından 1 dolar istiyor. Niye 5 TL ihtiyacım var ki? 6 TL'yi ne yapacaksın? 7 TL abi, 7 TL, 8 TL de çok filan diyordu. Tam bu yani. Yani cidden bu yani. Konuştukları şey oluyor. Starlink'e ne diyor? Abi Starlink yalan.
Yalan değildi. O projeyi Türkiye'de hayal etmeyin arkadaşlar. Yani Starlink sizin bizim için bir proje değil. Starlink Afrika'da arkeoloji çalıştırması yapan herif için şu anda yani. Yani Starlink sizi kurtarmayacak ne yazık ki. Yani Starlink'in Türkiye'de var olması için daha çok zaman var. 16.000 TL PC almaktansa diyorsun ki idareten PC altı kalsa konsol böyle. Öyle demiyorum, hayır. Ay yakın bile değil. 16.000 TL PC alabiliyorsan 16.000 TL PC'ni al. Ben diyorum ki 7.000 TL, 8.000 TL yani konsolun fiyatını, yani konsolun fiyatı neyse bir yeni jenerasyonda, benim tahminim 7.000 TL. Burada bir saniye önce av şeyi vardı lan. Yoinklendi mi az önce bu? Oğlum gözümün önünde yoinklediler lan. Yani yeni jenerasyon konsolun fiyatı neyse dediğim gibi bilmiyorum. Benim tahminim, yani konsolların 500 dolar olacağını tahmin ediyorum. Konsollar 500 dolarsa Türkiye'ye 7.000 TL'ye çıkar diye bir şeyim var. Çok üzüyor beni bu arada bunu söylemek. 7.000 TL'ye bir PC almaktansa ben konsol alırım diyorum. Ama dediğim gibi Xbox alırım. Çünkü Game Pass. PlayStation Now'da Game Pass gibi bir sistem getirirse PlayStation'da alırım. Ama Game Pass asıl kritik olan şey. Hani aylık az para verip çok oyun oynama. Çünkü yani bir yıllık Game Pass Ultimate'ı şu anda 150 TL falan yapabiliyorsun. Yani hem içinde Xbox Live Gold var, hem PlayStation şey, hem Game Pass PC var, hem Game Pass Xbox var. Hepsi dahil yani bunların içinde. Adam ölüymüş. Adam öyle bir ölmüş ki orada. Selam. Single player oyun oynamak istiyorsan tabi sadece. Yo, ne alakası single player'la? Oğlum Xbox'ta manyak gibi online oyun var yani. Ne alakası single player'la? Hiss oyuncusu online oynanması var. Şöyle söyleyeyim, onların maksimum 2 hafta, bir ay var ya, bir ay konsolla oyun oyna, ondan sonra konsolda uzman oluyorsun abi. Bir ay yetiyor manyak gibi oynaman için. Ben bir dakika. Başka adam vurdum ona. Çok kötü durumdayım. Her tarafım kanıyor. Ya arkadakini de biliyordum. Arkadaşlar adamı gördüm zaten. Adamı vurdum. Microsoft olacak. 23.000. Not bad. O skopla oynamanın cezasını yaşadım. Diğer skopa geçmedim. O skop iki skoplu. Birisi yakın Red Dot, birisi şey 99 level olmuşum. Lol. Neyse, kafi. Ay.
Neyse bunu konuşalım biraz, IRL yapalım.